Efendim söyleyeyim. Değerli basın mensupları, bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Her yıl engellileri Dünya Engelliler Günü'nde siyasi parti grupları mecliste kabul eder. Hatta o hafta grup toplantılarında önemli bir yer bulurlardı. Ancak pandemi şartları onları çok kısıtlı temsilciyle ve meclisin önünde bugün bir basın toplantısı yapmakla sınırlı kaldı seslerini duyurmaları. Basın toplantılarına katıldım ve o basın toplantısından birkaç başlığı, dikkat çekici birkaç başlığı ben de sizlerle paylaşmak isterim. Engelliler bu pandemi şartlarında seslerini duyururken ilk olarak engelli istihdam kotasının %6'ya çıkarılmasını istiyorlar. Ve istihdamla ilgili ayrılmış kotaların tam olarak doldurulmamasından ve kotalar doldu, daha fazla engelli almayız denilerek bir asimetrik dağılımdan bahsediyorlar ve diyorlar ki istihdam kotası %6'ya çıkarılmalıdır. Bu yıl en az 7000 engelli istihdamı talep etmekteler ve Batı ülkelerinde olduğu gibi destekli istihdam seçeneklerinin yürürlüğe konmasını istiyorlar. Yine 2022 ve 2828 geliri kişi başına bölünerek hesaplanıyor ve engelli ailenin geliri var diye bir başına ve sosyal yardımlardan yararlanamayan bir noktada kalabiliyor. Bunun engellinin kendi gelirine bakılarak yapılmasını haklı olarak talep ediyorlar. Yine 696 sayılı KHK'nın engelliler lehine değişmesi talebi var. O da şu, 15 yılını doldurunca reysen zorunlu emeklilik yerine 15 yılda olduğunda çalışmak isteyen engellilerin göreve devam etme ya da emekli olma kararının kendilerine bırakılmasını istiyorlar. Korkunç bir düzenlemeden şikayetçiler. Geçmiş dönemlerde %40 engel raporunu bundan 15 yıl önce almış bir engelli, yapılan bir düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu gerekli görürse kendisini yeniden hastaneye sevk ediyor. Ve şimdi yeni cetveller, yeni oranlar var ve %40'ın altında kalırsa engellilikten aldığı maaş kesiliyor. Bir kazanılmış hakkı geri alınıyor. Buna ciddi isyanlar var. Bugünden sonra o maaş gelmediğinde 15 yıldır, 13 yıldır malulen emekli olan birisinin nerede çalışacağı, onu kimin işe alacağı, kendisini, ailesini nasıl geçindireceğini soruyorlar haklı olarak. Ve pandeminin getirdiği bizim görmediğimiz güçlüklerden bahsediyorlar. Sadece gözlük kullanan birisi maskeyle birlikte soğuk havada önünü göremezken bundan şikayet ederken biz bugün mesela biz engellilerden işitme engelliler için işaret diliyle yapılan konuşmanın tamamına yakınının dudak hareketleri ve yüzdeki mimiklerle okunduğunu ve maske varsa bu iletişimin kurulamadığını öğrenmiş olduk. Ve kendileri hastanelerden acil durumlar için bile randevu alamamaktan, örneğin biyonik kulak kullanıcılarının pillerini değiştiremedikleri için artık o cihazın çalışmaz hale gelmesinden, kur artışlarının nedeniyle ortez protez gibi devletin TL üzerinden ödediğinin Türkiye'ye geliş fiyatları çok arttığı için arada çıkan fiyat farklarından şikayet ediyorlar. Herhalde yapılması gereken şudur Dünya Engelliler Günü'nde. Sağlık Bakanı'nın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın üçünün birden tüm engelli derneklerinin temsilcilerini bir an önce davet etmeleri gerekiyor. Keşke bugün yapılsaydı anlamlı olurdu. Ama bugün beyan edilip en kısa sürede böyle bir toplantının yapılması, engellilerin sorunlarının dinlenmesi hem pandemiyle birlikte çıkan ek sorunların hem de haklı taleplerinin dinlenmesi gerekiyor. Bunu hatırlatıyoruz. Basın toplantımızda bunun altını çizerek başlamak istedim. İkinci husus, Rütük'ün dün Habertürk Televizyonu'na verdiği akıl almaz ceza. Değerli arkadaşlar, milletvekilimiz Ali Mahir Başarır bir programa katılmış. Programda ordu Katarlılara satılmış deyip hemen moderatörün sorusu üzerine elbette tank palet fabrikasını kastettiğini söylemiş ama
AK Parti'nin troll, stüdyo trolleri, sonra sosyal medya trolleri, sonra saraydan yönetilen siyaset trolleri ve sonra bütün AK Parti bunu bir siyasi linç kampanyasına dönüştürmüştü. Hepimiz biliyoruz, yüz yüze bakıyoruz, gözlerin içine bakıp soruyorum AK Partili milletvekillerine. Bir yalanın peşine bir partiyi takılmasından rahatsız değil misiniz? Cevap yok. Bunun yalan olduğunu herkes biliyor. Gözünün içine bakınca hiç kimse diyemiyor ki Ali Mahir Başarır aslında orduya dedi. O tank palet fabrikasının satıldığını söyledi ama bir çarpıtma, bir eğme bükmeyle bu. Ve dün Habertürk televizyonuna bu yayın için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapmaktan. Yani bu maddeyle ne alakası var diyeceksiniz, şu alakası var. Ceza verilebilecek en üst maddeye ulaşmak için bunu seçmişler. Tekrarı halin bu 5 program yayın durdurma ve en yüksek para cezasını vermişler. %5 gelirinin %5'i, reklam gelirlerinin %5'i ve tekrarında 10 gün kapatacak, tekrarında lisans iptal edecek. Ve gerekçesi gelecek ama orada Habertürk'e bu ceza verilirken ki mesele şu: konuşmacıya müdahale edilmemiş. Oysa ki hepimiz biliyoruz, görüyoruz, moderatör soruyor, sözlerini açmasını istiyor ve ciddi ciddi de orada konuyu açıklığa kavuşturmak için gayret gösteriyor. Ama bunları hiç görmüyorlar ki ceza versinler. Mesele eğri oturup doğru konuşacaksak, şöyle kürsüde eğri yaslanıp doğru konuşacaksak şunu söyleyelim. Bu mesele şundan kaynaklanıyor. Habertürk, 1780 kanal var Türkiye'de izlenebilen. Habertürk, Berat Albayrak'ın istifasını veren 5 kanaldan biri. Diğerleri Halk TV, Tele1, KRT ve Bloomberg. O da Habertürk'le paralel. Yani bakan damat Albayrak istifa edince buna 3 maymunu oynamayıp gazetecilik yaptığı için Habertürk'e hat bildirme, zaptırapt altına alma ve ceza kesip Habertürk'ü giyotinin altında tutma, Habertürk'ü sakın ha gazetecilik yapma cezasıdır. Ayrıca hukuk devletlerinde bu olmaz. Rütük'ün 29 Kasım'daki açıklaması: ordumuza yönelik kullandığı çirkin ifadeleri kabul etmiyoruz. Ordumuza dil uzatmaya hak yok. Hadsiz sözler yakın takibimizde. Yani İhsası Rey 2 Aralık'ta karar veriyor ama internete koyduğu, Rütük Başkanı'nın talimatıyla koyduğunda ne yapacağı zaten belli. Böyle şey mi olur? Sen durursun, görevin gereğince soruşturma başlatırsın, bu konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır dersin, sonra karar verirsin. Rütük üyeleri niye toplanıyor? Niye tartışıyorlar? Niye karşı oy yazılıyor? Niye oylama yapılıyor? Saraydan almış talimatı, troller, 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 bir bakıyorsun işte bu açıklamada yapan da Rütük'teki troller. Olacak şey değil. Bu düzen intizam, bu saray rejiminin bu kadar her şeyi göze sokması artık midelerin kaldıracağı bir şey değil. Bir konu takibimizde, bir dahaki nöbette belki de konuşuyor oluruz. Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimi var. Covid-19 nedeniyle 17 Aralık'a ertelemişler. 17 Aralık'ta Covid-19 bitecek çünkü. Her şey daha kötüye giderken ve gideceği görülürken, bakan bunları söylerken, rakamların dili bunu söylerken 17 Aralık'a ertelemiş, Covid var diyor. İddia o ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Yargıtay'a atanan İrfan Fidan, makbul İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, ne istedilerse yapıyor, ne istedilerse. Onu aldılar, Yargıtay'a atadılar. 17 Aralık'a kadar, bu seçimi bugün yapsalar olmuyor, Yargıtay'da bir süre görevini yaptırıp Anayasa Mahkemesi'ni üye olarak seçecek. Tanıdık mı? Tanıdık. AYM raportörü Alpaslan Altan'ı Ulaştırma Bakanlığı'na müsteşar yapıp bir gün tutup alıp AYM başkanı, AYM üyesi yapmışlardı. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'den alınan 2 üyeden biri. Neymiş? Taktikler hep FETÖ taktikleriymiş. Neymiş?
terör örgütünün biri gitmiş ama hangi etki örgütü şu an yönetiyorsa yarın altından ne çıkacak bilmiyoruz. Ama örgütlü bir kötücül akıl aynen devredeymiş, FETÖ'nün şablonlarını kullanmaya devam etmekteymiş. Ha atamazsanız deriz ki iddiamız şüphemiz boşa çıktı. Utandırın bizi. Utandırın, yapmayın. 17'sinde yapın bakalım seçimi. Normal bir anayasa mahkemesi seçimini görelim bakalım. Değerli basın mensupları bildiğiniz gibi bugün meclis kapanıyor. AKP grup önerisi öyleydi. Bugün çalışacaklar, gidecekler. Eldeki kanunu bitiremezler, daha birinci maddeye yeni geçiliyor. İtirazlarımız var, dinlemedikleri için engelleyeceğiz. Gidecekler. Sonra bütçe, sonra tatil, 15 Ocak gibi o hafta buraya gelip devam. Yeni zamanı mı? Bu hafta bu trollerin peşine takılıp da gündemi onunla meşgul edip de aciliyeti olmayan bir sürü rahatsızlıkları içerisinde belirtilen kanun yerine bir uzlaşı haftası yapamadınız ya. Cuma, cumartesi, pazar oturup yapalım varsanız. Bütçeden sonra yapalım. Mesela birkaç örnek vereceğim. Örneğin köy kanunu 28 Kasım 2017'de değişmiş. Köydeki fakir insanlara muhtarlar ihtiyar heyeti arsa verirler. Demişler ki 2017'de 2020'nin aralığına kadar evi yapmazsanız arsa muhtarlığa gider. Hele hele büyük şehirdeysen arsa belediyeye geçer. En fenası da bu. İnsanlar diyor ki tamam yapalım. Bir yıldır pandemi, işsizlik, güçsüzlük, bırakın ulaşım yasak, belli bir yaştakine dışarıya çıkmak yasak, karantinalar, yeni tedbirler. Bari bize de bir süre uzatın. Bugünden 15 Ocak'a kadar sadece bütçe yapılacak. Gidiyorlar. Bu sorunu çözmeden. Esnaflar kan ağlıyor. Ertelenen borçlar var. Verilen kredilerin taksitleri geldi. Ertelenmesi lazım. Gidiyorlar. Esnaflara pandemi nedeniyle bir süre ek destek verilmesi lazım. Gidiyorlar. Sicil haklı çıkarmadan gidiyorlar. Krediler faizsiz taksitlendirmeli diyoruz. Yapmadan gidiyorlar. Kiralardan stopajı kaldıralım esnaf için diyoruz pandemi süresince. Hatta kalıcı olarak gidiyorlar. AVM'ler şimdi tamamen kapanmalı ama esnaf için haftanın en az bir günü kapalı kalmalı diyoruz. Yapmadan gidiyorlar. Sosyal güvenlik birimleri iş yerlerinin kapalı olduğu dönemlerde tam ve eksiksiz olarak devlet tarafından ödenmeli. Bu konuda ayrıca çalışanlara öyle 39 lira falan değil, askeri ücret en az verilmeli diyoruz. Yapmadan gidiyorlar. İcra işlemlerini durdurmadan, zarara uğrayan esnafa kredi desteği vermeden gidiyorlar. KOBİ'ler için KDV sisteminin revize edilmesi lazım diyoruz. Dinletemiyoruz. Banka ve sigorta muamelelerindeki vergileri sıfırlayın KOBİ'ler için. Ayakta kalsınlar bu dönemde diyoruz. Dinletemiyoruz. Katma değeri yüksek ürün üretecek firmalar için özel krediler, özel teşvikler, vergi destekleri gerekir. Bunu istiyor KOBİ'ler. Yapmadan gidiyorlar. Asgari ücretten vergiyi kaldıralım diyoruz hep beraber. Bu konuda herkes bir karar verirse anayasayı bile değiştiririz mecliste diyoruz. Asla kabul etmiyorlar ve dünyanın en yüksek vergisini alıyorlar asgari ücretten. Sağlık çalışanları perişan oldu. Ölenler var. Şehit sayılmalı. Yerlerine görev yapmak isteyen kahramanlar var. Hepsi birden atanmalı. Mevcut kadroların dinlenmesi için yeni sağlık çalışanı şart. Yedek güç olarak tutmak için şart. Gerekirse belli yerleri 14 gün çalıştır, 14 gün karantina uygulamasıyla sağlık ordusunu hep sağlıklı tutup hem de bulaş riskini o zincirden onları koparmak, kırmak için yedek güç şart. Sağlıkçıları atayın diyoruz. Atamadan kapıyorlar. Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerin yapılması gerekiyor. Söz verilen ek ödemelerin. Covid'in acilen meslek hastalığı sayılması gerekiyor. Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nün yeniden açılmasının kanun teklifini verdik. Mecliste bekliyor. Görüşmeden gidiyorlar. Devlet ve üniversite hastanelerinin borçları bu dönemde silinmeli.
duymuyorlar. Özel hastanelerin yoğun bakım üniteleri parası olanlar için konforlu alanlara dönüşmüş. Oysa ki bunun kamu tarafından yönetilip salgınla mücadelede etkin kullanılması lazım. Bu çok önemli miktardaki yoğun bakım yatağının bu şekilde kullanılması lazım. Pandemi yükünde özel hastanelerinde sorumluluk alması lazım diyoruz. Bunu da dinlemiyorlar. Sayın basın mensupları, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ama yarın, yarından sonra pazar günü ama bütçe bittikten sonraki sürede var gücümüzle hem kendi verdiğimiz teklifleri hem diğer partilerin verdiği teklifleri ya da kamuoyundaki beklentiyi karşılayacak iktidar partisi önerilerini desteklemek, arkasında durmak için burada oluruz. Yeter ki yapsınlar. Buna ihtiyaç var. Bu meclisin bugün kapanıp sonra bütçeyi yapalım, sonra tatil yapalım yaklaşımını hiçbirimiz doğru bulmuyoruz. İçinde bulunduğumuz günler bir başka savruluşu, bir başka geriye gidişi, biz bu filmi görmüştük dedirten sahneleri hepimize yaşatıyor. Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklarla mücadele için gelen Erdemliler Hareketi diye kurulan ama bugün kurucularının, bırakın Erdemlileri, kuruluş değerlerinin tamamını aşındırdığını, terk ettiğini, tersini yaptığını söylediği, partinin birlikte kurduğu herkesi kapı önüne koymuş, yola birlikte çıkardıklarını bırakmış, yolda sonradan birlikte olduklarıyla bir vesayet rejimini kurmuş, saray vesayeti, enteresan ayıplara imza atmaya devam ediyor. Bunlar statükoyla mücadeleye gelmişlerdi. 28 Şubat'ta askerler oturmuş, sivil toplum örgütlerini, sendika başkanlarını çağırmış, onlara briefing veriyor görüntülerini, eleştirmişlerdi. Şimdi bakıyorsunuz, saray aklı işçinin, emekçinin, çalışanın, memurun, üyesinin haklarını savunacak sivil toplum örgütlerini, meslek örgütlerini, sendikaları kendi ayaklarıyla ama saray aklıyla, benden taraf olmazsan bertaraf olursun korkusunu yayarak üniformalıların karşısına oturtup orada maalesef orduyu sıcak tartışmanın içine çekilmesine alet ediyorlar. Bu görüntüler doğru değil. Bunları bu ülkeye yapmayın. Dün Genelkurmay Başkanı'na samimi talebimizi ilettik. Sen sakın sıcak siyasete girme, orada dur paşam dedik. Bildik bilmedik toplumun tüm kesimlerinden tebrik yağıyor, teşekkür yağıyor. Biz Genelkurmay Başkanı ile polemik yapmayız. Ordulu Genelkurmay Başkanı ayıbının da münasıran Hulusi Akar'da kalması lazım. Bir gece bir baktık, taktı kravatı, Milli Savunma Bakanı oldu. Ama takmadan önce de partili Genelkurmay Başkanlığı yapmıştı. O yüzden Genelkurmay Başkanı'nın sıcak siyaset alanına girmemesi lazım. Onun oraya çekilmemesi lazım. Buna sivil toplumun, meslek örgütlerinin, sendikaların alet edilmemesi lazım. Görüntü 28 Şubat'ı hatırlatır. Bunlara itirazla gelip şimdi oraya Türkiye'yi savurmak doğru değildir. Ayrıca bürokratik vesayeti kıracağız diyenlerin, bürokratik vesayetle mücadele için geleceğiz diyenlerin atadıkları iletişim başkanının önlerine koyduğu vesayete teslim olmamaları lazım. Bir troll aklının peşine koca partiyi, koca devleti, orduyu, STK'ları takmamak lazım. Bu da bürokratik vesayettir. AK Partili siyasi rakiplerimizin sözünü beğenmezsek cevap veririz. Biz onları eleştiririz. Kötü söyleyen kötü duyar. Centilmence yaklaşan o tavrı görür ama atanmış memurun, seçilmiş milletin seçtiğine hat bildirme hadsizliğine de birilerinin artık dur demesi lazım. Ve o bahsettiğimiz bürokratik vesayetin temsil bulduğu, kişileştiği, herkesin üzerinde konuştuğu, toplumun artık tüm kesimlerinin rahatsızlıklarını, tüm siyasi partilerin bildirdiği Fahrettin Altun. Bakın, Borsa İstanbul Anonim Şirketi oturmuş ve bir karar almış. Ne karar almış? Yönetim Kurulu Başkanı 24 bin, üyeler 18 bin lira maaş alacakmış.
Ayrıca bunlara huzur hakkı ödemesi de yapılacakmış, makam arabası da verilecekmiş. Bu huzur hakkı ödemeleri ay sonunda yapılacakmış. Ayrıca makam odası, makam aracı tahsisi yapılacakmış. Görevle ilgili konularda yolculuk yaparlarsa seyahat, konaklama, temsil ödenekleri alacaklarmış. Bunlar ayrıca ödenecekmiş. Sonra da diyor ki birden fazla yerden maaş alanlar için beyanname verecekler ya, diyelim sadece Borsa İstanbul'dan değil başka yerden de alıyor. Çıkan vergi de Borsa İstanbul tarafından ödenecekmiş. Kararlar bu. Altında kimin imzası var? Yönetim kurulu üyesi Fahrettin Altun'un imzası var. Yani kendi maaşına zam yapan sırf tek adam Recep Tayyip Erdoğan sanıyorduk. Biri daha varmış, Fahrettin Altun'muş. Recep Tayyip Erdoğan 88 bin lira yapmıştı maaşını. %20 artışla 18 bin lira yapmış. Ama ne yapıyor Fahrettin Altun? İletişim Başkanlığından maaş alıyor bir. Borsa İstanbul'dan maaş alıyor iki. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığından alıyor üç. Üçünün toplamından vergi çıkacak, onu da Borsa İstanbul ödeyecek. 100 bin liraya yakın bu geliri. Ha, millet bir asgari ücretle geçinmeye uğraşırken 39 lira günlük ödemeye mahkum edildi. Fahrettin Bey'in evine bir de eşi hanımefendi üzerinden Marmara Üniversitesi'nden maaş, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyeliğinden maaş, TÜRGEV Başkanlığından huzur hakkı varsa toplam 6. maaş, yoksa 5 maaş. 3 Fahrettin Bey'den, 2 hanımefendiden 5 maaş. Millet kırılıyor. Bu kibirli saray efradı kendi maaşına %20 zam yapıyor. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerdi. Ezilmeyen tek vatandaş Fahrettin Altun. TÜİK rakamları açıkladı bugün. Bir ay önceye göre 2.3. Bir ay önceye göre 2.3. Bir yıl önceye göre %14,03 enflasyonda artış var. TÜİK'in rakamına göre ne pimpon topu hesabı, ayakkabı bağcığındaki fiyat artmayışından %14. Gıda enflasyonu %21. Vatandaşın gerçek enflasyonu en az %40-%50. Öyle söylüyor. Yalan mı söylüyor? Kameraman arkadaşlar biliyor kendinden. Buradaki basın mensupları biliyor kendinden. Televizyondan bizi izleyenler biliyor kendinden. File geçen sene kaça doluyordu? Bu sene kaça doluyor? Bakkala markete giden geçen sene kaça çıkıyordu? Aynı şeyi alsan kaça çıkıyorsun? Yoksa zaten gelirin artmadı. O yüzden daha hafif firelerle mi çıkıyorsun? Bunu çok net görmek lazım. Ve gerçek enflasyon %40'lardayken TÜİK'in hesabına göre bile %14 olmuşken damat gitti, ondan bir hedefler de gitti. Neydi bu yılın enflasyon hedefi? %10. %10,5 damadın. Ne görülüyor? En az 15. Gidişat oraya doğru ve bu hükümetin daha son açıkladığı yeni ekonomik paket bugünden çöp olmuş durumda maalesef. Şimdi memura 3 veriyor, emekliye 4 veriyor. İşçiye 4 veriyor. Şimdi ne olacak? Gerçek enflasyonu görüp mü yapacaksınız? Bu makyajlı enflasyona bile göre vereceğiniz zam son 6 aydaki enflasyonu bile karşılamayacak. Olacak iş değil. Bu konuda da bu meclisin inisiyatif alması gerekiyor. Son konularımız şöyle. Alaaddin Çakıcı bir tehditte bulundu genel başkanımıza karşı. Tepkimizi gösterdik. Yapılan tek açıklama elde ki Bülent Turan'ın yaptığı bir soruşturmanın başlatıldığı. Şimdi bizim genel başkanımıza değil de Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanı olsa o sabah Koçbaşı ile kapıyı kırıp girmişlerdi. Sorgu morgu ıvır zıvır şimdi paketleyip koymuşlardı. Çünkü nasıl ağır bir tehdit? Bir tek açıklama yok. Savcılık bile bir basın bülteni geçmiş değil. Bülent Turan rüyasında gördüyse biz Bülent Turan'ın rüyasına inanıyoruz. Böyle devlet yönetimi olmaz. Ana muhalefet partisinin liderine hakaret eden kişiye soruşturma açtım diyorsun. Hangi aşamadadır? Hiçbir bilgi yok. Bu bilgiyi talep ediyoruz. Bu arada Sayın Şentop, ben güçlü meclis isterim. Sayın Şentop önceki meclis başkanlarına göre bir aktivizm içinde,
Buradan açık söyleyeyim. Sayın Şentop'un gelişen uluslararası olaylarda Türkiye'deki toplantılara katılımı, meclis başkanı olarak beyanları, hiç şikayetim yok. Meclis başkanı adından ne kadar çok söz ettirirse bu iyi bir şeydir meclis için. İyidir. Ama Sayın Şentop her konuda konuşup bazı konularda susmayacak. Bu doğru değil. Sayın Şentop'un örneğin takdir ettiğim kısmı, İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'ye tehdit yapıldı mı? Yapıldı. Şentop dakikalar içinde kınadı mı? Kınadı. Sen ne karışıyorsun demeyiz. Doğrudur. Sayın Genel Başkanımız da grup toplantısında en üst perdeden kınadı. Bir kez daha biz de Batı Trakya Türk azınlığının seçilmiş müftüsüne yapılan bunu kınıyoruz. Yapılan bu tehdidi lanetliyoruz. Sayın Şentop'un yapması da doğru. Sayın Şentop, ana muhalefet partisinin, bu meclisin ikinci partisinin genel başkanına bir mafya bozuntusu, olabilecek en ağır tehditleri, hem de öyle asansöre yazıp kaçarak değil, açık açık el yazısıyla mektup yazarak iki kere yaptı. Buna niye susuyorsun? Şimdi sus pus bir meclis başkanı olsan bu akla gelmez. Ama uçan kuşa konuşuyorsun, böyle bir meselede susuyorsun. Olmaz Sayın Şentop. Bu yakışmaz. Yoksa konuş, her konuda konuş. Ben gazetede Türkiye Büyük Millet Meclisi diye geçen her haberden haz alırım. Meclisi itibarsızlaştırmıyorsa. Ama bu yapılan çifte standarttan da utanç duyuyoruz. Bir de bir fıkra anlatmış Sayın Şentop. Çok güldüm, sizinle paylaşayım. Demiş ki, Kazakistan Meclisi tarafından düzenlenen bir toplantıya gitmiş. Ne güzel, katılmış video konferansa. 2017 yılında anayasa değişikliği ve sonrasında atılan adımlarla Kırgızistan'da parlamenter yetkilerin genişletilmesi, parlamentonun güçlendirilmesi ve Kazak halkının yönetimdeki temsilinin arttırılması, Nursultan Nazarbayev'in demokrasi ve devlet anlayışının somut örneğidir. Fıkraya bak, çok güzel de. Buna ben de katılıyorum. Ama alt taraf, aynı tarihte sen ne yaptın? Parlamentonun yetkilerini azaltan, yasa çıkarma yetkisinin yarısını Cumhurbaşkanlığı kararnameye devreden, sözlü soru hakkımızı elimizden alan, bakanlara soru sorma hakkını elden alan, onu meclisten kaçıran milletvekillerinin bile onları ulaşması için aşağıda görüşme odaları kuran çarpık bir sistemi getiren değişiklikte anayasa komisyon başkanıydın sen. Fıkra anlatıyorsun. 2017'de diyor parlamenter sistemlerini güçlendirdiler diyor. Bu ne güzel diyor. Aynı tarihte sen canını okudun bizim parlamenter sistemin. Son olarak son cümlem de şu. Süleyman Soylu'ya. Süleyman Soylu'nun dediğini okursanız terör örgütlerinin eylemleri başarılmasa da diyor. Onlar bazen de atlarından söz ettirerek kendilerini gündemden tutarlar diyor. Buna dikkat etmek lazım diyor. Vallahi çok doğru. Ama Sayın Soylu 31 Mart seçimlerinden önce ve 23 Haziran'a kadarki İstanbul seçimlerinde. Yalvardım size yahu. Ne kadar terör örgütü adı biliyorsanız siz genel başkanınız MHP genel başkanı. Sürekli terör örgütlerini anıp CHP kazanırsa bunlar gelecek. CHP kazanırsa bunlar gelecek. Ekrem kazanırsa İspark'ı şu terör örgütüne verecek. Ankara'yı CHP kazanırsa su faturalarını şu terör örgütü dağıtacak dediniz. Bizzat dediniz. O zaman dedim ki terör örgütlerinin adını anmayın, reklamını yapmayın. Bugün o noktaya gelmiş ama el aleme verir talkımı, kendi yutar salkımı. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.